Evet, öyleymiş. Onlar arabası yani. Önce içerken burası kaymakam. Evet, kaymakam. Kaymakam lojmanıymış değil mi? Burada valiler de kaldı. O anlamda da bir şey var. Hem nostaljik hem de bir hatırası da var yani. Geçen Sayın Bakanım'la gezmiştik orayı. Evet. Şömine tarafını. Evet. Orayı boşluk ettik. Her önce kapatacak. Orayı kapatacak. Sakın boşluk ettik. O zaman daha bir maile var. Buradan akıyor sarmışık. Buraya gelin. Evet değerli arkadaşlar, öncelikle Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum bu mekanı beğendikleri için. Şimdi bugün aslında açılış töreni yapmıyoruz. Bugün aslında burayı hizmete alıyoruz. Okullar açıldı biliyorsunuz. Öğrencilerimiz burada günde 16 saat ders çalışabilecekler. İhtiyaca göre ve duruma göre burası 24 saat açık bir kütüphane halinde olacak. Bizim de ders çalışan öğrencilerimize bir takım ikramlarımız olacak yeme içme konusunda. Burası nezih bir mekan oldu. Bu mekanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta Kelebek Mobilya olmak üzere diğer katkı sunan firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Düzce'nin güzel bir eser kazanmış olduğunu ona inanıyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Buranın açıldığının bilinmesi için, buranın hizmete alındığının bilinmesi için bugün bir kokteyli tertipledik. Bundan sonra burada sürekli bizim personelimiz olacak, kütüphane görevlileri olacak. Yine Düzce Beltur Belediye Şirketi'nin personeli olacak. Burası öğrencilerimizin, Düzcelilerin hizmetinde. İnşallah ileride resmi bir açılış töreninde yapacağız. Kitaplıklarımız, raflarımız boş. Buraya her kitabı almayacağız. Buraya koyacağımız kitaplar seçilerek konulmuş kitaplar olacak. O yüzden kitap seçme aşamasındayız. Bu biraz zaman alıyor ama resmi açılış yaptığımız tarihte kitap raflarımızda dolu olacak. Teşekkür ediyorum.